Canlarım, ben geldim. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok ama çok iyisinizdir. Bizleri sorarsanız hava bulutlu. Neydi o hava kapalı? İzmir'de hava yağmurlu, kapalı ama gene de böyle bir güzel bir havası var. Nasılsınız? Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok ama çok iyisinizdir. Bizleri sorarsanız bizler de iyiyiz. Aynur ablayla gene böyle bir buluştuk. Dedik ki Instagram'da size böyle bir yayın yapalım. Şöyle yeni dekorumuzu sunalım. Güzel enerjiler verelim. Sizi şifalandıralım. Biliyorsunuz ki Aynur ablam şifacı kendisi. Aynı zamanda da soruyorsunuz sürekli WhatsApp'ta işte şifa nedir, şifa nedir, şifa nedir? Aynur abla enerji yüklemesi yapıyor kendisi. İlişkileri şifalandırıyor. Zaman kayıtlarını geçmiş zaman kayıtlarını eğer kötü enerjiler varsa siliyor, temizliyor. Aynı zamanda sizin atalardan gelen yaralarınız, işte atalardan gelen çok bizim üstümüze birikmiş kayıtlar oluyor. Onları temizliyor. Yaptığı iş budur Aynur ablanın. Eğer ki ona ulaşmak, kendinizi şifalandırırsa onun Aynur ablanın kulvarı farklı, benim kulvarım farklı. Biz birlikte ikimiz bir büyük bir güç olup böyle ilerliyoruz. Şimdi ilk önce bunu bir dile getireyim de çünkü sürekli soruyorsunuz nedir 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 diye. Olay budur yani. Ben söylerim yapacaklarınızı. Benimki tamamen danışmanlık ve ilişkilerde çözüm bulamadığınız düğümlü olan ilişkilere çıkmaz yolları teker teker açıp bunu 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 yapman gerekir. Bu yolda ilerlemen gerekir. Demektir. Bana söylerler, ben de size söylerim. Siz de en azından gideceğiniz yolu bilirsiniz. Zaten tarot böyle bir şeydir. Yani fal değildir aslında tarot. Şimdi bunu fal diye bizim insanlarımız algılıyor da faldan öte bir şeydir. Tarot tamamen yol göstericidir. Nasıl ilerleyeceğini, neler yaşayabileceğini ve nasıl hayatına şimdi insanların hayatlarına biliyorsunuz inişli çıkışlıdır. Şimdi bakarsın ki yolun ucunda bir tane bir çukur var. Onu görmezsin, ayağın takılır. O çukura girersin, yara bere alırsın. Şimdi almamak için yapılan bir şeydir aslında. Şimdi bunun eğitimleri çok veriliyor. Eğitmenlikler işte tarot eğitmenlik. Şimdi tarot ben mesela Amerika'da tarot eğitimimi aldım. Dünyanın üçüncü tarot uzmanından aldım eğitimi. Almanya'da da aldım. Alman bir tarotçudan da aldım. Aynı zamanda İranlı bir kadından aldım. Ama bunları bir geç. Çünkü benim çocukluktan gelen bir yeteneğim olduğu için 14 yaşında mesela ben bakmaya başladım. İlk önce böyle iskambillerle başladım. İskambilleri öttürürüm ama yasak. Bakamıyorum. Yasak olduğu için. Ondan sonra kahve. Kahvede böyle gelirler, söylerler, söylerler. Ondan sonra bana söylerler, ben söylerim. Aslında bu kartlar tamamen insanların bir şekil korkmaması, bir şekil böyle tedirgin olmaması için bir aracı olarak kullandığı bir şeylerdi. Ama genelde söylerler bana, ben de size iletirim yani o anki durumunuzu, o anki yaşadıklarınızı ve yaşayacaklarınızı böyle söyleyeyim size. Bunu konuda da bilgilendirmek istedim çünkü sürekli soruyorlar, sürekli soruyorlar. Ben de Meleğim, bir de bu sen söylediler deyince bazı insanların aklına cinler falan yok, geliyor. ben cinlerle Rehber ruhlarla çalışmıyorum. çalışıyor Melek. Aynen, rehber ruhlarla çalışırım. Benim cinle periyle bir işim yok. Tamam mı? Rehber ruhlarla çalışırım. Bana söylerler, ben cinli minli biri değilimdir yani. Onu baştan burada bir belirteyim. Ondan sonra böyle canlarım. Sizleri de seviyorum. Kız kaç kişi geldi buraya şimdi? Şu an 49 kişiyiz. Niye öyle az geliyorsunuz siz? Hayırdır siz? Şşt, toplanın bakayım. Bak giderim ha diyormuşum. Şimdi biraz daha toplansınlar istersen. Biraz daha Biraz işte oyalanalım. toparlanalım. Biraz daha toplanın ki ona göre biz ilk önce bir açılım yapacağız. Açılımdan sonra sorularınızı alacağız. Şimdi yeni bakın enerji kartlarım da geldi. Bunlarla size bir giydirelim bakalım. Bir sorularınıza cevap verelim. Bir açılım yapalım. Neyin ne olduğunu söyleyelim. Tamam, bu arada dekorumu beğendiniz mi kız? Bir şey söyleyin. Şurada bir iki kelime edin. Nasıl olmuş? Ne olmuş? Yani bir gözüm şöyle üstümü başımı da saçımı başımı da bir göstereyim. Kendimi göstermiyorum. Çünkü niye? Kendimi gösterdiğim zaman kızıyorlar. Kızdıkları için de gösterme gereği duymuyorum. Sonra çok hastalanıyorum, yatıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ama böyle bir resim mesim, resim ayrı bir şey ama göstermiyorum. Çok göze geliyorum enerjiye. Yatak döşeklik oluyorum. Enerjim gidiyor. Biz Hiç gerek yok. Zaten bize beni bilen yeteriz biliyor. diyorlar Kız ama merak eden geliyor beğenmişler zaten. şeyi.
Görüyorlar. Dekorlarımızı beğenmişler. Aa, beğendiniz mi? Şunu da bir süsleyeceğim kız. Şöyle küçücük bir çam ağacı. Aynur ablacığım da bana bakın bakın Allah aşkına bana. Neydi bu Aynur abla? Nergis. Nergis çiçeği almış. Bakın ya ne kadar güzel görüyor musun? Bu kadın bana karanfil alıyor. Nergis alıyor. Bak ne diyorum yani. Beni bir mutlu ediyor. Bir mutlu ediyor. Ne yapayım? Biz de ikimiz birbirimiz aşk yaşıyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Allah. Yani inan ki Allah razı olsun gerçekten çok iyi bir dost, çok iyi bir abla. Allah tuttuğunu altın etsin. Yani derler ya hayatımda hani böyle sağ yanım mı sol yanım mı bir de Türkçe konuşabilsem onun gibi bir şey. Allah herkese böyle dostluklar, arkadaşlıklar nasip etsin diyorum. Yani canlarım benim. İşte O bu senin şekilde kalbinin ilerliyoruz. güzelliği güzelim. Yani Ya. karşılıklı olan bir şey insan. Ha bu arada da şunu söylemek istiyorum size canlarım. Bakın şimdi bazılarınızda tamam mı böyle açılımlarımda şey görüyorum. Geliyorsunuz mesela ilişkilerde çok saplantılı hale gelmiş kişiler oluyor. İşte gelmedi, etmedi, gitmedi. İşte öyle oldu, böyle oldu, şu oldu, bu oldu. Şimdi ben size buradan bir kere bir şey söyleyeyim tamam mı? Neyi saplantı haline getirirseniz bu size yara açar. Hiçbir şeyi saplantı haline getirmeyin. Bırakılması gereken şeyi zaten orada bırakmazsan evren ve hayat sana onu süründüre süründüre bırakır. Bunu bir şekilde ben anlata anlata anlayan kişiler oldu ama anlamayanlar da var daha. Tamam, bırakmayı öğreneceksin. Yani bir şey sana bırak, bırak o seninse zaten sana gelecek. Senin kıymetini anlayarak gelecek. Bunu bir kere kabul edelim. Bunu kabul etmediğimiz için aynı sürekli aynı döngü içinde duran kişiler var. Böyle bak girdap gibi dönüyor dönüyor aynı nokta dönüyor. Sen bu girdaptan çıkamazsan zaten döneceksin yani. Sürekli döneceksin. Bırak ki o insan sürünsün, senin kıymetini anlasın. Anlamıyorsa da zaten senin hayatında yeri yoktur. Tamam mı bebeklerim? Yani ben üzülmenizi istemiyorum. Yani erkekler, şimdi erkek beyniyle kadın beyni zaten çok farklı. İkisi de birbirinden farklı. Şimdi erkekler direkt düz mantık. Şimdi kadınlar niye 9 tane, 8 tane işi yaparken tamam mı? Hiçbirini birbirine karıştırmaz biliyorsunuz. Yani hepsini böyle bir yapıyoruz ki mesela sabah kalkıyorsun her şeyin mesela benim öyledir düzenli. Sporumu yaparım, yemeğimi yaparım, temizliğimi yaparım, randevularımı alırım, alışverişimi yaparım. 40 tane işi aynı anda yapabilecek bir kapasitem var. Şimdi bu bir de şeyden de kaynaklanıyor biliyorsunuz. Ben Koç burcuyum, atak böyle çok büyük bir enerji var bende. Her şeyi hızlı hızlı yaparım böyle. Şimdi hepsini bir sıraya koyuyoruz değil mi? Kadınlar olarak siz de öylesinizdir. İşte çalışıyoruz, işimizdir, gücümüzdür vesaire vesaire. Ama erkek mantığı arkadaşlar böyle bir şey değil. Bir şeye takıldığı zaman öteki şeyi unutuyor. Yapamıyor yani, beceri yok. Böyle daralan bakışlar. İşte diyor ben diyor atıyorum mesela evli kişi oluyor. Gidiyor evine. Tamam mı? Seninle güzel bir zaman geçiriyor. Evine giriyor. Oradaki evindeki eşiyle uğraşırken, didişirken seni arkasını unutuyor. Yani bunun gibi şeyler. Sonra da sizler üzülüyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki ya bu adam benim yanımda farklı, orada farklı. Çünkü neden? Adam zaten yani göremiyor. Bir tarafı işi yaparken öteki işi yapamıyor ki yani. Böyle bir kapasitesi var. Bu kadar bir kapasite bu yani. Boşuna deniyor demiyorum işte ben bunlara. Yani yaptıkları bu. Veya herhangi bir normal ilişkide. Siz çok şey yüklüyorsunuz. Çok beklenti içerisine giriyorsunuz. Bu beklentilerin de karşılığını bulamayınca üzülüp kırılıyorsunuz. Bir ilişkiye başladığın zaman zaten beklenti içerisine girmeyeceksin. Sana verdiği kadarını alacaksın ve onun hak ettiğini vereceksin. Bu dengeyi kurduktan sonra yavrularım, tamam mı? Bu ilişkiler zaten ilerler. Sen kendine değer vereceksin. Ya bu tarot kartlarındaki gibi ben imparatoriçeyim. Ben değerliyim. Benim değerim bu kardeşim. Bu değerin ne altına inebilirim ben? Tamam mı? Ne de üstüne çıkarım. Budur değerim dediğin zaman varsa ondaki delikanlılık gelsin karşına versin sana değerini. Veremiyorsa zaten febistiş yani gitsin. Allah Allah. Evet, şimdi yaklaşık 70 kişi Tamam oldu. 70 kişi hadi Ben bakalım. diyorum. Gelen gelsin gelmeyen sağlar artık bizimdir hesabı biz başlayalım canlarım Şimdi birinci soru, ex partner, benim. aklımdaki kişi, şu anki enerjileri ne dermiş? Bakalım ex partner bakın dinleyin aklındaki kişinin şu anki enerjileri nelermiş bakalım enerjileri nelermiş yine enerji kartlarımla seçiyorum niyet ediyorum ilahi kanaldan doğru bilgileri almaya değil ex partner ve ex partner Aklındaki aklımdaki kişi kişi.
Bazıları ex partneri oluyor. Bazıları bakın, aklınızdaki kişi insan. Kimse, yani senin aklındaki, kalbindeki kişi direkt diyeyim de kafanızı karıştırmayın. Gitmiştir, kalmıştır, neyse şu anki enerjileri nelenmiş bunların? Ne enerjileri varmış bakalım. Ne enerjisindeymiş? Enerjisi gitmiş, kalmış veya aranızda problem vardır, sorun vardır, bir sıkıntı vardır, anlamıyordur. Anlamamakta ısrar ediyordur. Tamam mı? Bakalım neymiş. Hadi bakalım. Şimdi. Şimdi aslında bir odaklanma varmış şimdi bu aklınızdaki, kalbinizdeki kişilere. Yani bir hedefi var, tamam mı? Sizi bir şey olarak görüyor. Mesela sen bir ormandasın, bir ceylansın, ilerliyorsun ve bu seni avlayacak, tamam mı? Bunun gibi bir enerjide şu anda. Diyor ki ben bunu diyor hayatıma diyor tekrar geri alacağım. Fakat burada bakın tekrar verilmiş bir sayı var burada. Şimdi ben bu sürekli bu sayıları görüyorum. Bunların da bir anlamı var, tamam mı? Hep bana yeni senenin birinci ayı, bak açılımlarımı takip ediyorsanız da görüyorsunuzdur. Şimdi bu insan bir niyet etmiş, tamam mı? Odaklanmış bir avcı gibi bekliyor, tamam mı? Adım atmayı bekliyor aslında. Bir şeyi var, kafasında planladığı varmış, tamam mı? Şu anki Enerjiler. enerjileri nelermiş? Şimdi şu anki şimdi bazıları yeni bir ilişkiye başlamış olabilir. Ex partnerler veya hayatınızda uzaklanmış kişi. Özellikle de 8 ay, 6 ay, 7 ay önce bitmiş ilişkilerden bahsediyorum. Hayatlarına başkalarını almış olduğu gözüküyor ve değişmiş, dönüşmüşler bunlar. Bunlar hayatlarına devam ediyor. Bakın bunları beklemeyin, tamam mı? Bir kere bunu kesin ve net söyleyeyim. Bu artık hayatını değiştirmiş tamamen. Sizinle bir bağlantısı kalmamış bu insanların. Tamam mı? Kalmamış. Şimdi bazılarınızda şöyle bir şey var. Ben niyet ettim çünkü 5 ay içerisinde sorun yaşamınızda 5 aydır ayrısınızdır. 4 ayla 5 ayı veriyor, tamam mı? Ve bu insanla sorunlu bir şekilde ayrılmışsınız. Yani ayrılmak için ayrılmak değil de problem yaşanmıştır. Karşı tarafın nedenleri vardır ve kendine ait bir alanı seçmiştir bu insan. Ama bu ilişkide de aşk var diyor. Bu insanın size doğru gelişi var diyor. Şimdi burada da bir vaat ediyor, bir ay olur, bir gün olur, bir hafta olur. Biri kendinize göre seçin. Veya diyor ki bakın 5 vade, 5 hafta, 5 saat. Bunu da kendinize göre size uyanı alacaksınız, tamam mı? Ama burada aşk var mı? Aşk var. Burada diyor ki büyük bir aşk var hatta diyor. Bu insanın gelişi diyor güzel olacak size diyor, adım olacak. Şu anki enerjileri bu. Şimdi ne kadar güzel çıkmış. Şimdi burada aklınızdaki, kalbinizdeki kişi evli olabilir, tamam mı? Çocukları olabilir. Fakat sizinle de yaşadığı gerçek bir aşk varmış burada. Şimdi bunu da biliyor, tamam mı? Bunu da gerçekten sizi hissediyor, siz bunu hissediyorsunuz. İçten, kalpten, yürekten hissediyorsunuz yani gerçek aşk olduğunu. Şimdi size diyor ki vazgeçmeyin. Şimdi vazgeçme, sadece bekle diyor sana. Bir bekleme süreci var. Çünkü neden? Biraz gelmesi kolay olmayacak bu kişinin. Bayağı hayatında zorluklar yaşayacak. Çünkü şu dünya kartındaki şunu anlatır. Yani kendi dünyası ile ilgili çözmesi gereken şeyleri çözecek ve aynı zamanda da yani iyileştirmesi gereken şeyler var burada. Hayatını düzene koyması lazım. Ondan sonra gerçek aşkına doğru gelecek. Şu anki enerjiler bu. Şimdi artık diyor bazılarınız da gittiniz artık diyor. Tamam mı? Bak gideli 5 hafta olabilir, ayrılmış olabilirsiniz. 5 gün. Bu da kısa bir vadeyi vermiş. Kendinizi uyana alın. Yolculuk zamanı diyor. Kapıları kapa. Bakın burada göstereyim. Çantanı al ve ilerle diyor. Çünkü diyor sen artık diyor geçişi yaşadın zaten. Zoru gördün, dibi gördün diyor. Tamam, bundan ötesi yok diyor. Senin artık bu ilişkide kalmaman ve yoluna bakman lazım diyor. Kaldığın sürece diyor sen değişimi, hayatı diyor kucaklayamıyorsun ve diyor kendini ilerletemiyorsun diyor. Bu döngüden çıkman lazım diyor. Ve bu insanlar için de bakın aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler için de bu dediğim geçerli, tamam mı? Bu insan gitmiş ve kendi hayatını, yolunu çizmiş ve onun diyor artık önünde diyor başka yollar var, başka hayatlar var diyor. Bunu artık diyor bırakıp sizi, tamam mı, başka yere gitmiş diyor. Şimdi böyle gördüm, böyle hissettim. Size uyanı alın, kabul edin, uymayanı evrene iade edin. Şimdi Şimdi bakalım. nasıl bir ilişki içerisindeyiz? Ha, siz nasıl bir ilişki içerisindesiniz? Gene dört kart seçeceğim. Teker teker anlatacağım. Tamam mı? Kendinize uyanı alacaksınız. Şimdi nasıl?
şu aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerle nasıl ilişki içerisinde misiniz? Bakalım nasıl bir ilişki içerisinde misiniz? Merak ettim. Ben de. Şimdi güllü kartlarımı alacağım. Bunları da bir seviyorlar, bir seviyorlar. Anne. Çok güzel enerjileri var. Görüyor musun? Şimdi bu böyle geldi şimdi. Bunu alıp kabul edeceğim. Böyle fazladan geldi. Yapacak bir şeyim yok. Alıp kabul edeceğim. Nasıl ilişki içerisinde misiniz? Gerçek aşk yaşayanlarınız var ya. Vallahi aşk güzel şey ama gerçekse güzel. Bak burada da diyor ki gerçek aşk diyor. Tamam mı? Fakat şöyle bir şey. Şimdi aşk yaşıyorsunuz ama peşinizde bazı kızlar, başka kişiler de var sizin ama siz böyle beğenilmeyi seviyorsunuz. Biraz flörtöz yapınız da var. Tamam mı? Burada kimle enerjim tutuyorsa yani herkese böyle bir mavi boncuk dağıtıp da ama ben gene de gerçek aşk, benim aslında gerçek aşkım var ama işte sorunlar çözüldükten sonra tekrardan bir araya gelirim diyen bir kişilik de hissediyorum burada, tamam mı? Yani başkalarıyla da flört edip ama gerçekten gerçek aşk diyen, ulan ateş burcu galiba, koç aslan yay biraz böyledir ha Aynur abla. Bunlar böyle bir flörtöz yapıları vardır. Tamam mı? Yani böyle bir enerji de var. Beğenilen bir kadın var burada. Tamam mı? Herkes tarafından beğenilen ama o gerçek aşkı isteyen. Şimdi gitmişsiniz ve bakın burada diyor ki gene bak o kadar kart içerisinde de ki yolculuk. Şimdi herkes diyor ayrı ayrı bir yolculuklara çıktı. Oldu. Hani bu şimdi bu insanın sizin için savaşmasını istiyorsunuz, tamam mı? Yani sizi hedef olarak kestirsin gözüne ve sizi gelsin alsın. Yani bir şeyler yapsın yani. Ben gittim ama sen de orada sap gibi durma kardeşim. Yani benim için bir artık bir adım at, bir şeyler yap, uğraş, bir emek ver, bir çaba göster. Ben de bunu göreyim ki ona göre yolumdan geri döneyim isteği varmış. Tamam mı? Şimdi bir de böyle bir ilişki içerisinde var. Bakın güle güle öleceksiniz. Şimdi adam diyor ki benim kutsal alanım var kardeşim, ben buraya kimseyi sokmam, iki karı arasında kaldım diyor, delireceğim diyor. Biri diyor ki benimsin, bak sarışın diyor benimsin, esmer diyor ki yok benim diyor. İki kadın bir adamı paylaşamayan durumlar var, tamam mı? Ve bu insan kutsal alanımda kutsal alanım, yani evimde evim, evimde evim, iki kişi arasında gel git yaşayan ve dengeyi kuramayan bir arkadaş var burada da. Size uyanı alın. Şimdi size diyor ki, şimdi bazılarınız için de şöyle bir şey var. Bakın. Şimdi gitmiş bitmiş olanlar var. İlişkiyi tamamen sıfırlamış. Artık olmayacağını anlamış. Yani kadersel bir yolu olmadığını ve gerçekten ne ruh eşleri ne ikiz ruh alevi olmayan, hissetmeyen kişiler var. Çünkü içlerinde bir sevgi yok. Sadece bir nefret duygusu olan kişiler var. Ve başkalarıyla bir artık bir tanışma olmuş, böyle bir yaklaşma, bak birlikte ufak tefek bir paylaşımlar, belki telefon, mesaj, tamam mı, bunun gibi bir şeyler var ve bu kişiyle diyor gerçekten diyor güzel bir ilişkin olacak, gerçek aşkı bulacaksınız diyor. Yani yeni senede diyor iyi bir döneme, iyi bir aşk önünüze çıkacak diyor. Tamam mı? Ve gerçekten istediğiniz gibi sağlam bir kişilik diyor. Sizi diyor maddi manevi değer veren ve size kadınlığınızı hissettirebilen biri olacak diyor. Aldım, kabul ettim. Evet, üçüncü sorumuza geçelim. Sor bakalım. Kalbindeki kişinin gerçek duyguları ne? Olası ortak geleceğiniz var mı? O sonra olası ortak geleceğimiz var mı? Şimdi ilk önce o kalbindeki kişinin gerçek duyguları neymiş? Kalbindeki kişinin gerçek duyguları neymiş? Gene dört tane seçeceğim canlarım benim. Bakalım teker teker bana bir yorumlatsınlar. Dediğim gibi sizi uyana alın. Şimdi gerçek duyguları nelermiş bu? Arkadaşın gerçek duyguları neler? Hadi bakalım. Gerçek duyguları neler bunların? İnşallah bir duyguları vardır. Dumkofları. Valla şimdi aşklar maşklar, oho, hepsi pasafisi olmuş aslında da kızlar, ben size söyleyeyim. Erkekler, kızlar kim izliyorsa herkes böyle kendi hayatının kolaylıklarına göre ilerliyor. Herkes çıkar ilişkisi, çıkar aşkı yaşıyor. Onun için ben size diyorum ki siz de kafanızı kullanın. Sizin için ne mantıklıysa onda ilerleyin. Ondan sonra aşık olursunuz zaten. Şimdi bak, üzüntü içerisinde olan, tamam mı, bir insan var. Fakat bir türlü kendi alanından kendini böyle öyle bir yere hapsetmiş ki buradan çıkışı bilse bile çıkamıyor. Çıkamıyor. Böyle bir insan.
Kadın erkek fark etmez. Çıkamıyor yani. Böyle kendini kilitlemiş buraya. Şimdi bu kilitleyen kişiye sen istediğin kadar git oradan kapıyı aç, gel bana doğru de, bu gelemez. Bunun gözü hep arkada. Gelemiyor çünkü bak orada kilitlenmiş. Göstereyim şöyle, bir kilitlenmiş bu. Kilitlenmiş oraya. Şimdi bakalım. Şimdi diyor ki burada ne kadar duyguları, aşkı var. Bakın kupası, en büyük aşkın, duygunun anlamı, tamam mı? Ve diyor ki şimdi bu insanı diyor belki siz şifalandırıyorsunuz ve ruhen hissediyorsunuz, tamam mı? Şimdi evrenden diyor yardım alıyorsunuz diyor. Yani bu yardım almak şöyle, dua edebilirsiniz. Belki böyle bir enerji yolluyorsunuz. Onun enerjisini hissediyorsunuz. Yoğun yoğun bir duygular içerisiniz. Mesela uzun zamandır görüşmeyebilirsiniz ama aşk sevgi olarak bir an içinize, bir kalbinize ateş düşüyor, tamam mı? Bu insanla diyor Gerçek duygularım var. gerçek duyguları bu. Yani ne kadar uzaklaşsa da, ne kadar sizden geri dursa da duyguları, aşkı olan bir insan. Özellikle de su grupları, bak balık, yengeç, akrebi burada diyor. Yani bu duygularını zaten, bunlar böyle geçmişi bırakamaz akıllılar. Benim de yükselen yengeç. Bunlar döngüde, aynı döngüde bir dönüp dönüp dururlar. Tamam mı? Ama duyguları, aşkı gerçekten derseniz ki bana bu insanın, tamam mı? Melek Hanım gerçek mi? Gerçek olanı varmış yani. Çok da yoğun olanı varmış. Şimdi bu insanın diyor dönüşüm enerjisi olacak. Şimdi bir puzzle, bakın burada bir sürü puzzle. Yani bu ne, bunu Türkçesi Puzzle. puzzle. Sizde puzzle'mış. Bu puzzle'ın parçaları gibi diyor. Zaten siz bir hayatı diyor tamamlamışsınız. Yani bunun hayatında bir şeyleri tamamlanmak için gelmişsiniz, tamam mı? Tamam mı canım benim? Bak, her taraf puzzle. Yani boşuna girmedi bu sizin hayatınıza. Şimdi size karşı gerçek duyguları sizi bir kere eşsiz görüyor. Herkesin diyor ne diyorlar ona? Herkesin diyor istediği bir kişiliksiniz olarak görüyor. Yani herkesin diyor ister diyor. Herkes hayatında böyle birini ister diyor. Çünkü dört dörtlük biri olarak görüyormuş sizi. Şimdi size gelmek için bir yaratıcı bir fikirler oluşturarak gelecek size. Yani manalar işte veya işte dediğim gibi hani yeni yılın kutlu olsun, nasılsın, iyi misin, rüyamda seni gördüm, işte ne yapıyorsun, ne ediyorsun, böyledir, şöyledir, bir şeyleri mana ederek gelecek diyor. Ve diyor bu insan diyor, tamam mı, gerçek duyguları parayı da çok sevmesi. Parayı çok seviyor ve egosu, tamam mı, bu egosuyla parasını zaten, para durumunu aşamadığı için zaten bu insanın size karşı olan gerçek duygularınız anlatamamış. Anlatamadığından dolayı da diyor burada yokluk bilinci. Yani sizin yokluğunuz, sizin gerçekten geri çekilmeniz, işte sizin ona atmadığınız adımdan dolayı da yokluk bilinci. Yani sizin yokluğunuzdan dolayı üzüntü ve sıkıntı içerisinde diyor. Ve diyor bakın, tensel olarak yaşadığı ilişkiler var mı? Var. Burada verilen o, yani cinsel anlamda, ve bunlardan dolayı da pişmanlık duyuyor. Ama diyor ben diyor cinsel olarak başkalarıyla diyor bir şeyler yaşayabilirim ama bundan dolayı da pişman oluyorum. Duygu olarak kimseye bir şey hissetmiyorum. Kalbimde sen varsın diyor. Hadi lan. Gerizekalı. Yaşa yaşa sonra kalbinde sen var. Bu erkek mantığı da böyle bir şey işte. İşte Kadınlar onların gibi öyle. değil. Yapacak bir şey yok. Onu da bir gün uzun uzun anlatırım. Ortak gelecek var mı? Ortak geleceğiniz varmış mı? Bakalım, ben kendi kartlarımla bakmak istiyorum. Şimdi bunlar çekti beni. Saraylı kartlarımla. Bunlar niye? Bunlar da Aynur abla benim kartlarımı çeviriyorlar. Ben düzeltiyorum. Bunlar çeviriyor. Bu da bu dantel de, yani yılbaşı diye seni serdik fakat toplanıp duruyorsun. Şimdi bakalım. Olası geleceğiniz varmış mı? Bakın üst taraf aklınızdaki, kalbinizdeki kişi. Alt tarafta sislersiniz. Tamam mı? Bakalım birbirinize bir olası geleceğiniz varmış mı? Ben de söyleyeceğim size. Bu sefer iskambillerimle bakacağım. Böyle canım istedi. Onlar çekti. Böyle bir koyacağım ve anlatacağım. Olası gelecek varmış mı? Olası gelecek. Bir tane de bu enerji kartlarından seçeceğim. Ben çok sevdim Olası. onları. Evet. Çok sevdim. Bir çekti beni. Biliyorsun ya, hemen çekti. Hemen ben bunları almam lazım diye atladım üstüne. Tamam. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar çekeceğim. Niyet ediyorum. Like kanaldan doğru bilgileri almaya. Şimdi siz artık ikiyüzlülüklerden bıkmışsınız canlarım benim. Yani bu ikiyüzlülük olayları nasıl bir şey biliyor musun? Yani sağ gösterip sol vurma. Tamam mı?
güçlü olsun ya. Karşımda benim kadın gibi dursun veya adam gibi dursun. Tamam mı? Yani sağlam duran birisini istiyorsun. Benim yanımda sağlam duracaksa diyorsun, ben her zorluğa göğüs germeye hazırım denilen diyorsunuz. Tamam mı? Bu diyor ki, adalet şimdi hem mahkemeyi anlatır burada. Tamam mı? Aynı zamanda da artık der, adaletli olmayı öğrenecek. Çünkü haber kartı. Şimdi bakın, beklediğiniz o kadar kalpten, içten istediğiniz şeyler var ki, mesela boşanmasıdır adalet, yani mahkeme kapısını anlatır istediğiniz der. Aynı zamanda da size karşı verilmeyen, yapılmayan sözlerin tutulması veya adaletli bir kişilik olmasını istiyor musun? Bu diyor ki, ben adaletli şekilde sana geleceğim diyor. Ve diyor, sana en kısa zamanda da diyor ile ulaştıracağım haberler var diyor. Bakın. Peki olası geleceğiniz var mı? Şimdi siz diyor, eğer uzaklaşırsanız, tamam, bunu gerçekten yaparsanız diyor, bak uzaklaşırsanız diyor, tamam mı, İklemde kalmayın. İşte ben kaybeder miyim, gider mi, işte beni tamamen unutur mu, bilmem nedir, ailesine mi döner, başka karıyı mı alır, öper mi, sıkar mı, bu düşünceden çıkacaksınız kardeşim. Tamam mı? Uzaklaş diyor sana. Eğer uzaklaşırsan diyor, bu insan zaten kıymetini, değerini anlayarak diyor sana, gerçekten ilahi adalet denilen bir şey var. Sürüne sürüne gelecek mi? Gelecek. Olası geleceğin var mı? Var diyor burada, ama bunu yaparsan var diyor sana. Tamam mı? Bir kere bunu bilin. Şimdi kavuşacak mısın sen bununla? Al sana, kavuşacaksın yani. Kavuşma var, ama bu kavuşma tek başına olmaz. Kurnazlıkla yapacaksınız dişil hanımefendiler. Biraz akıllı olun. Kurnazca hareket et. Gidiyorum ama gitmiyorum. Yani şimdi burada adamlara, erkeklere şöyle bir açık verdirtmeyin bana. Tamam mı? Yani gidiyormuş gibi yapın ama gitmeyin hesabı. Anlatabildim mi? Ondan sonra bu zorlukları bir görsün, bir sürünsün, bir yerlerde bir böyle bir durumlara bir girsin bakalım. Neler yaşayacak, tamam mı? Bir hayat, biz böyle bir tokat atsın buna. Ondan sonra diyor bu insan size doğru yelkenliyle diyor, koşa koşa gelecek diyor. Tamam, belki de aranızda uzun mesafe de olabilir. Onu da anlatır burada. Tamam mı? Şimdi sıkıntı yaşayacak bu diyor. Siz de sıkıntı yaşayacaksınız. Bu kavuşma, olası geleceğiniz kolay olmayacak diyor. Tamam mı? Ama diyor sonunda diyor mutlu, huzurlu, istediğiniz diyor hayata diyor erişeceksiniz diyor. Kiminle enerjim tutuyorsa. Ve diyor bakın. Şimdi göklerdeki usta, bu ne diyor? Dört büyük melek, tamam mı? Size yardım eden diyor, tamam mı? İlahi bir güç var diyor. Bu ilişkinin gerçekten o kadar süreçlerden geçmiş ki diyor, zorluklardan, ama gene de diyor ayakta kalmayı başarmış diyor. Yani başaracak diyor. Şimdi bu zorlukları atlattıktan sonra, siz de biraz strateji hareket ettikten sonra diyor, her şeyi dört dörtlü yaşamaya diyor, kadersel olarak da diyor, burada hissettiğim kadersel olarak da gerçekten bir araya gelecekler olanlar var ve rahata ferah çıkacaklar, ama diyor zorluklar var mı, var, birlikte aşacaksınız bunu diyor, ama senin geri durman lazım, bu lazım. Şimdi buradaki enerjileri anlatıyorum, aldım, kabul ettim. Evet, artık soru cevaba geçeceğiz. Bir saniye, ben bir toparlayayım şuradan, aşağı bir enerji içeceğimi içeyim. Ben enerji içeceği içmeden yaşayamıyorum. Sabah gözümü açıyorum, akşama kadar nedense bir seviyorum, bir seviyorum. En çok Almanya'daki Action diye bir enerji içeceği var. Ya bayılıyorum ona ya, biraz adi. Getirdim bitti. Şimdi gidersem hemen onu alacağım. Böyle kabın içi bir şey, bilirler Almanya'dan beni takip edenler. Ölüyorum ya, gerçek Red Bull falan sevmiyorum ben. Onu çok seviyorum. Böyle kik de mik de, tedi de medi de satılıyor. Bilirsiniz kız, siz Almanya'dan takip edenler. Evet, şimdi... Kız sizleri çok seviyorum ha, haberiniz olsun. Fatoş, ben buradan okuyayım. Kim var burada? Meryem demiş. Kaç kişi Aynur abla, ben takip edemiyorum. Şu anda 79 kişi. Hı. Herkesin Meryem, işi gücü var tabii, millet çalışıyor. Oğlak burcuymuş. Dur bir dakika, bakacağım. Bir dakika. Sen Meltem ne, kimi? Kimi tut? Meryem. Meryem, bir dakika ana. Şimdi Meryem'cim söylesin bakalım. Meryem Oğlak burcuymuş, evet. Savaş'ta Kova burcuymuş. Sonucu ne olacakmış bunların? Meltem Oğlak burcuymuş. Meryem Oğlak burcuymuş. Savaş'ta Kova burcuymuş. Ve bunların ilişkilerinde ne olacakmış? Bakalım ne olacakmış ilişkinizde. Vallahi sonu çok güzel olacak. Biraz sabırlı ol kız Meryem, tamam mı? Hemen fevri fevri çıkar ama büyük başarı diyor sana. Delirme, sen de biraz böyle bir kovasın ya. Agresiflik oluyor, bir çıkışlar oluyor. Tamam mı? Yargılama bak bu çocuğu. Yargılayıp suçlarsan sen kaybedersin diyor. Bırak diyor, bazen sıkıntılarınız oluyor diye kendi hatalarını, kendi sorunlarını anlasın, ortalığı düzeltmesine fırsat ver diyor. Güzel olacak.
Aldım, kabul ettim. Fatoş ve Rafet yakında boşanması olacak mıymış? Fatoş'la Rafet'in yakında boşanması olacakmış. Şimdi burada diyor ki hak etme. Bu sizin ilişkinizde var ya, iki tarafın çok hataları olmuş. Ben onu söyleyeyim. Üçüncü kişiler tarafından mı bu ilişki bozuldu bilmiyorum ama bir üçlü bir şeyler var burada, ama tamam mı? Erkekte özellikle de. Bu erkek, senin kocan gayet rahat, tamam mı? Yani bir rahat bir hareket ediyor. Valla boşanma olacak diyor burada. Bak kendin gör, kıyamet kartı çıkıyor yani. Neslihan demiş ki Mehmet bana geri döner mi? Neslihan. Mehmet sana geri dönecekmiş. Bakalım. Şimdi burada diyor ki evet dönecek Neslihan'cığım, ben seni biliyorum. Seçim diyor. Şimdi adam seçim aşamasında diyor ama bütün anahtarlar onun elinde. Yani bu işi düzeltmek de bitirmek de onda. Senlik bir şey yok Neslihan. Evet diyor, dönecek diyor. Olacak diyor. Nuriye demiş ki çocuklarımın velayetini alabilecek miyim? Nuriye çocuklarının velayetini alabilecekmiş mi? Bakalım şimdi. Nuriye'cim. Alacaksın kız. Yargı, mahkeme ve zenginlik. Alacaksın diyor. Çiğdem demiş ki savaşı beklemeli miyim yoksa başka biri mi gelecek? Çiğdem diyor ki savaşı beklemeli miyim yoksa hayatına, niye böyle toplandı Aynur abla ya? Başka biri mi gelecekmiş? Kızım gerçek aşk bekle tabii ki yani. Barış olacak zaten, şüphe duyma, sürekli element uydurma, şimdi beni konuşturma. Bekle. Fatma demiş ki benim hayatıma bir aşk girecek mi, evlilik var mıymış? Fatma niye evleneceksin ana? Evlilik var, evlilik olacak mı? Biri girecek mi hayatına Fatma'nın? Allah. Şimdi istediği Fatma'nın evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmak ama aynı zamanda da tedirginliği var. Şimdiki evlilikleri gördüğü için diyor ki aldatma olur mu, işte şu olur mu? Bayağı bir tedirgin bir kişilik Fatma. Şimdi o ona değer veren bir insan istiyormuş filan. Diyor ki bak gelecek, dördüncü ayları veriyor sana. Dördüncü aylarda diye tanışmalar olacak diyor. Hayatına girecek bir kişiyi anlatıyor burada. Zeyno demiş ki Şahin Akrep Burcu, prosedür üzere evliliği bitecek mi? Şahin'in düzmeci evliliği bitecek mi? Bakalım. Evet bitecek güzelim. Sana söyleyeyim, aynen bitecek, değişip dönüşüp gelecek de sana doğru, bitecekmiş. Ama 6. 7. ayları veriyor, sabırlı ol. Leyla Ahmet'le barışacak mı? Leyla Ahmet'le barışacak mı? Bakalım. Aile arkadaşlarla rehberlik, aşk var bu işte, enerjileri de tutuyormuş. Peki barış olacak mı? Barış olacak da biraz zaman var güzelim. Üçüncü ayları filan veriyor ama barış olacak diyor. Emre Sinem'e mesaj atacak mı? Düşünceleri nelermiş? Kartlarımı tarmam lazım. Bekleyin. Emre Sinem'e mesaj atacak mı? Düşünceleri nelermiş? Şunları bir yayayım. Düşünceleri nelermiş? Diyor ki vallahi bir tıkanıklık yaşıyor seninle, zamana bırakmış her şeyi. Barış var diyor ama bak sana bu çocukta 10 gün içerisinde adım geldi gelmedi, tamam mı? Ta 4. aylarda gelir bundan, o zaman da sen mi ister misin bilemeyeceğim artık. Bilal Sümeyra hakkında ne düşünüyor? Bilal Sümeyra hakkında ne düşünüyormuş? Ne düşünüyor bakalım. Burada diyor ki sevindirici barış, yani sana karşı bir adım atmak istiyor. Yani adım derken ciddi bir ilişki düşünüyor ve sana bağlı bir adam bu, ha oğlan işte neyse, tamam Bilal, yani ciddi düşünüyor, bak seviyor da seni gerçekten diyor burada. Güzel bir adım atmayı Hasan düşünüyor. Hasan Elif belki hakkında ne düşünüyor, seviyor mu? Hasan Elif hakkında ne düşünüyor ve seviyor mu? Bakalım. Ay. Seviyor ama kendine ait de bir dünyası var. Bu dünyayı da böyle aynı zamanda özgür olmak da istiyor, tamam mı? Kafası karışık, bazı konulara sessiz kalıyor ve sen bundan dolayı da sıkılıyorsun. Güzelim. Şimdi kadersel bir yönünüz varmış ama diyor kader çarkı biliyorsun ki yavaş işler, tamam mı? İşleri diyor hızlıya bağlama, akışa bırakırsan diyor güzel şeyler yaşanır diyor. Kaan Özlem hakkında ne düşünüyor? Seviyor mu?
Kaan özlem hakkında ne düşünüyor ve seviyor mu? Bundan seçiyorum. Diyor ki seviyor. Seviyor ve sana söyledikleri bu çocuğun doğru. Sende biraz kafanda soru işaretleri var ama diyor yani doğru, seviyor. Biraz sen idare edeceksin bu çocuğu ama edersen de çok mutlu olursun diyor burada. Arkadaşlar nasıl soru soracağınızı söylemişsiniz. İsimlerinizi verirseniz kolaylıkla bakılır. O yüzden Aynen, isimleri yani yazmayı isimleri unutmayın. yazmayı unutma. Tabii Nicklerinizle cevap nicklerle veremiyorum. veya burçlarla değil, yani burcunu söyleyebilirsiniz tabii ki ama isim olarak mesela Ahmet Ayşe'nin hakkında ne şey veya Ahmet'le barışacağız mı? İşte Ahmet Ayşe'yi seviyor mu filan, bunun tarz şeyler örnek vereyim size. Yoksa öteki türlü zaten benim özel bakımlarımda da anne ismi olmadan, doğum tarihi olmadan, ondan sonra sizin bilgilerinizi almadan bir bakım yapamıyorum. Yüz yüze bakımlarım oluyor. Ha, çoğunuz da geliyor diyor ki işte Melek Hanım ben ses kaydı istiyorum diyorum. Şaşırdın mı sen? Ses kaydı nedir ya? Ben burada sana canlı canlı bir saat burada anlatıyorum. Neyi nasıl yapacağını, nasıl ilerleyeceğini, ne yaşayacağını, ne olacağını anlatıyorum. Sen orada ses kaydı alacaksan al. Ama ben öyle ses kaydıyla başkaları gibi işte 2 dakikalık, 3 dakikalık yapıp da öyle bir şey yapamam. Ben işimi severek yapıyorum ve emek vererek yapıyorum. Bu zamana kadar çıkıp da bir kişi bana işte sen yaptığın işin hakkını vermiyorsun demedi. Allah da razı olsun. Gerçekten sonuna kadar yani böyle şey yaparım yani emeğimi veririm. Tahsin Fazlasını. Nurcan'ı özlüyor mu? Ne yapmak istiyormuş? Tahsin Nurcan'ı seni özlüyor özlüyor mu? mu? Ne Ne yapmak yapmak istiyormuş? istiyormuş? Şimdi Tahsin zaten kendini kaybetmiş. Tamam mı? Şimdi sessiz duruyor. Yapmak istediği şey bu. Zaten kendini bir yere bağlamış, oradan hareket etmiyor. Tamam mı? Yani yolunun yönünü kaybetmiş. Bu kişi. Sana mesaj atacak güzelim. Haberleşeceksiniz. Bir konuşmalarınız olacak. Ama diyor ki burada bu insana diyor yaklaşmayı dene. Yani nasıl yaklaşmayı dene biliyor musun? Yani içindeki gerçek duyguları öğrenmeye bak diyor. Biraz kapalı bir kişilik. Kapalı kutu gibi yani. Altan'la Şükran arasında barış olacak mıymış? Altan'la Şükran barış olacak mı? Bakalım. Arada böyle bir enerjiler var. Evet olacak güzelim benim. Olacak. Barışacaksın ve mutlu olacaksın. Zaten çok pozitif bir enerjim var. Hatta ve hatta diyor ki burada tamam mı? Aynı hane içerisinde, aynı ev içerisinde ileride diyor birliktelik bile veriyor yani. Murat Bedriye hakkında neler düşünüyor? Murat Bedriye aldığında ne düşünüyor bakalım. Bırakma. Bir şeyleri bırakma. Arada başka bir enerjiler var. Bir şeylerin artık neyin ne olduğunu anlıyorsun yavaş yavaş. Hani bir hatalar yapmış bu ve bu ya da bu ilişkiyi hata olarak da görüyor olabilir. Düşüncesi bunu verdi. Murat Hilal'le barışacak mı? Seviyor mu? Murat Hilal'le barışacak mı ve seviyor mu? Enerji kartlarından alayım. Seviyorum mu, seviyorum mu? Valla Murat kendini seviyor. Biraz bencil bir kişiliği var, tamam mı? Seviyor mu dersen, sen biraz keskin konuşmalar yapıyorsun. En geri lafını en önce söylüyorsun. Tamam, bundan dolayı biraz geri duyuyor. Zamanla olacak. Tamamen böyle, tamamen sevgisinin. Seviyor ama senin istediğin anlamda büyük bir sevgi yok. O zamanla ilerleyerek diyor ilişkinin diyor. Senin yaratacağın fikirler. Anlatabildim mi? Yani fikirler derken şunu söylüyor. Senin diyor alttan alman, senin idare etmen, senin karşıdaki tarafı yönlendirmen ne olacak bir şey diyor bu diyor. Şükran Başak burcuymuş. Altan da Aslan burcuymuş. Arada da Lehi Allah. Duran'ı soruyor. Kızım ben size ne diyorum? Ben size ne diyorum? Bakın. Bunun için bir video çekeceğim. YouTube'da koyacağım. Herkes kendi grubunda takılsın. Bak yükseleni bak, ateş grubu ateşlerle takılsın. Tamam mı? Topraklar gitsin toprağı alsın. Hava grupları hava grubunu alsın. Su grupları su gruplarını. Şimdi bir ateş grubunun eğer yükseleninde su grubu yoksa yandın anam yandın. Tamam mı? Bak su grubu varsa yumuşuyorsun. Merhamet, duygusallık bir nevi gidiyor. Zaten aslan, koç, yay bunlar var ya bildiğin zihin yönetir, beyin yönetir, aynı zamanda çok akıllılardır. Bir de geç yani yakar geçer. Onlar da duygu biraz daha arka planda. Daha doğrusu mantıkla ilerlerler. Şimdi toprak grubusun sen.
Başak. Arkadaş da aslan grubu. Ulan aslan toprağı yedi, bitirdi, geçti, ezdi, gitti. Sen bunu bir kere var ya, idare etmen o kadar zor ki. O kadar zor. Eğer ki aslan erkekse, Aslan erkek. erkekmiş mi? Erkek. Ya bir git öl yani. Tamamen ego, bencillik, ben bilirim artık, tamam mı? Burnu düşse yerden almaz. Aslan erkeği dedim mi kaç geri geri yani. Kesinlikle bak, ben hayatıma yani ateş grubu erkeklerinden aslan mastan almam. Alacaksan böyle yay erkeği alacaksın. Yay erkeği de mesela ben söylüyorum, mesela yay erkeği de çok güzel böyle gezer, tozar filan. Yay kadını da öyle mesela. Şimdi bakın, benim eski eşim mesela boğa burcuydu. Şimdi hayatındaki kadın yay burcu, tamam mı? Bunlar ben bilmiyorum nasıl anlaşıyorlar ama demek ki retanın yükseleninde herhalde bir toprak enerjisi var ki birlikte ben kesinlikle anlaşamadım. 19 sene yedik birbirimizi. En son dedim sen yürü güle güle, ben de yoluma gideyim, bu şekil. Bak büyük de konuşmak istemiyorum ama yani toprak mı geri geri kaç filan diyormuşum ben şimdi. Arkadaş Ama olarak çok yükselenleri sağlam. farklı. Yükselenleri işte, yükselenleri ay burcuna filan bakmak lazım. Şimdi neydi bu? Şükran'la Altan. Altan. Şimdi güzelim Şükrancığım. Oo. Şimdi iki kişi bak, adam aslan ya. Bak görüyor musun? Diyor ki ben diyor değerliyim. Sen diyorsun ben değerliyim. Bu diyor ben değerliyim. Tamam mı bebeğim? Şimdi iki taraf diyor bir de birbirinizi alttan alırsanız güzel bir ilişki yaşarsınız diyor. Tamam mı? Eğer aranızda sorun varsa bu barışla, tamam mı, bir şeyle düzeleceği söyleniyor. Aldım, kabul ettim. Vedat Sezen'le görüşecek miymiş? Vedat Sezen'le görüşecekmiş mi? Bakalım bir görüşecekmiş mi? Ay yok, Vedat çok üzülüyor be. Valla sen bakma çaktırmıyor ama araya bir giren engeller falan. Arada uzaklık mı var veya ayrı mısınız artık bilemeyeceğim. Evet, sana ağzın çok güzel laf yapıyor bu Vedat'ın. Tekrar gelecek, görüşeceksiniz diyor. Hakan Derya'yı seviyor muymuş? Hakan Derya'yı seviyormuş mu? Hadi bakalım. Hakan Derya'yı seviyormuş mu? Şimdi bu çocuk var ya, plan üzerine çalışan, her şeyi hayatında planlayan biri. Yani plansız gibi gözüken ama her şeyi planlıyor. Seviyor mu? Evet, seviyor. Gerçekten seviyor. Ve bu ilişkiyi tekrardan bir yenileme. Bakın yıkım kulesi, emir kartının yanında çıktı mı farklı bir enerji. Hemen kırar. Yani şudur. Eğer bu ilişkide bir sorun varsa bu düzeleceği anlamındadır. Tamam güzelim. Senin ilişkende de Hakan'la düz bir sorunlar, problemler varsa artık bunlar bir masaya yatırılıp güzelce bir şey olacak, bir yola girecek. Çünkü emir kartı çıkıyor yanında, anladın mı? Mesut Dile'ye dönecek miymiş? Mesut Dile'ye dönecek mi? Mesut Dile'ye dönecek mi? Huzur buluyor mu senin yanında Dilekçim bu? Tamam mı? Huzur buluyormuş. Huzuru kaçmış adamın. Yalanlar girmiş, tartışmalar girmiş. Al bebeğim, dönecek güneş kartı. Az daha sabır. İkinci ayı veriyor ama inşallah genel açım olmadığı için. Nihal demiş ki, müdürlük var mı bana? İstediğim teklif gelecek mi? Nihal'cim, sana müdürlük var mı? İstediğin teklif sana gelecek mi? Sen şimdi bu müdürlüğü hak ediyorsun bebeğim, tamam mı? Bunu biliyorsun bak kendin, ben de biliyorum. Tamam mı? Çok da akıllı birisin. Evet güzelim. İstediğin teklif gelecek ama nedense bu dördüncü, beşinci ayları veriyor. Olacak diyor sana. Aldım, kabul ettim inşallah. Aynur'la İlyas barışacak mı? Pişman mı? Arayacak mı? Kavuşma var mı? Aynur'la İlyas barışacak Neyseymiş. mı desey oldu. Özel bakacağım şimdi sana. Burada oturacağım. Bir tane soru sor kız. Aynur'la İlyas barışacak mı? Arayacak mı diyelim sadece. Çünkü daha bir sürü sormuş. Evlilik varmış. Oldu canım benim. O zaten başka bir arayışlara girmiş İlyas. Ben sana söyleyeyim. Bunun gel bak, kirli sakalı var, böyle her şeyi askıya almış. Sen mesaj bekliyorsun. Sürekli geldi, gelecek, oldu, olacak hesabı boşluktasın. İstese adım atar, yapar. Ama geleceği gözüküyor mu bunun? Diyor ki burada evet diyor. Yani 4 vade, 4 hafta, 4 gün, 4 saat içerisinde alacağım bir haber varmış. Ama bu başka arayışlara da girmiş, haberin olsun. İsmail Şeyda'ya dönecek mi? Nişana yakın ayrılmış bunlar da. İsmail Şeyda'ya Şeyda'ya dön. dönecek mi ve ne olacak bunların, yani bu Şeyda'la İsmail ne olacak bir söyle. Şimdi bu çocuk zaten ileri geri ileri geri, bu tamam mı, bu olay tadı kaçmış.
Arada başka etkiler var güzelim bunun. Ya aileler ya başka anlaşamadığınız bir nokta. Sen kara diyorsun, bu beyaz diyor, tamam mı? Genel açılım olmadığı için sadece verdiklerini konuşuyorum burada. Şimdi gerçek sevgi var mı? Var. Denge bozulmuş burada. Şimdi bu insan sana gelecek mi? Gelecek. Adım atacak mı? Atacak diyor. Ama gene de gitgelleri olacak. Yani sabit fikirde değil bu insan. Nebahat demiş ki Fuat'la ciddiyet olacak mı? Fuat'la ciddiyet olacakmış mı? Hadi bakalım. Fuat'la ciddiyet olacak mı? Güzelim, ne ciddiyeti? Maskeleri yüzünden düşecek, gerçekleri öğreneceksin diyor burada. Dua ediyorsun, mutlu olmak istiyorsun ama bu işin içinde başka şeyler var. İlk önce onları bir bulsan. Tahsin Yay burcuymuş. Nurcan da Akrep burcuymuş. Oo, Özlüyor çok muymuş? güzel. Anlaşma. Yapacak. Gelecek, özlüyor tabii. Bir de suratındaki ifadeye göre. Araya bir üçüncü kişiler mi girdi kız? Bu yay burcu da yani biraz böyle bir şeyler olmuş, tamam mı? Bir durumlar olmuş ve yalanlar var işin içinde. Önce bunları bir çöz, ondan sonra bununla anlaşma yap sen. Birisi demiş de ki Önce. Ayşe herhalde akreple yengecin sonu ne olur acaba? Akreple ya, akrep yengeci yer yavrum. Çünkü Akreple akrep, o yengecin Allah'a billahi akrep, bak ne diyorum sokar. sana. Benim haritamda akrep var. Durur durur durur, ayak ucunun küçük parmağından bir gelir sokar. Neye uğradığımı şaşarsın. Emrah Pınar'a karşı gerçek düşünceleri, duyguları ne? Özlemi var mıymış? Emrah'ın ne? Pınar'a Pınar'a karşı karşı gerçek gerçek duyguları duyguları, neymiş? düşünceleri neymiş? Tabii anlaşma yerine Allah bitmiş bitmiş. Güzelim, arada birileri var ya. Bu bak, bunun ne olmaz? Yıkım kulesi veriyor, tamam mı? Çünkü iki kişi de farklı yönlere bakıyor ve bu insanın istediği hep kendi istediği olsun. Şimdi bu kendi istediği olduğu zaman bencil bir karakteri verir burada. Göremedim yani bir şey olacağını. Cihan demiş ki bir tanesi, Cihan boşanacak mı, Habibe'ye gelecek mi? Cihan boşanacak mı? Habibe'ye gelecek mi? Şimdi bakalım. Şimdi öğretmen çıktığı zaman ben dedim ki, her zaman şimdi burada diyor ki, sen zaten diyor o insanın hayatında çok şeyler öğretmişsin. O da sana çok şeyler öğretmiş, tamam mı? Korkularının var, onun da korkuların var. Şimdi bu böyle bir delilik yapmaz. Tamam mı bebeğim? Hayaller kurmuşsunuz birlikte, güzel şeyler yaşanmış, etmiş ama kurban kartı çıkıyor. Bence bu kadar yeterli. Sare Koç burcuymuş. Aşk iş var mı gelecekte demiş. Kız koçlara bu sene, bana bak, yazdıklarımı siz okusanız ya bir oradaki, bakın 2021'e o kadar kafa patlattım, o kadar şey yaptık yani, bir okuyun, bir alın şöyle ateş grupları, toprak grupları, su grupları, bir bakın bir bakın defalarca onu, 2021'in ta neler bekliyor size, bir bakın bakın bakalım neler oluyormuş. Şimdi zaten koçlar, koç burcu neydi adı, Sare. Sareciğim, tamamen aşkı bir kenara bıraksan yavrum benim, biz tamamen iş odaklıyız artık bu sene. Yani iş, kariyer, mariyer. Ben de öyle. Bak, bir sürü eğitimler alıyorum. Şimdi teker teker sayamam burada. Tamam mı? Bir sürü eğitimlerse hep iş endeksli olacaksın. Onu sana bir söyleyeyim. Şimdi gerçek aşk. Bak, bırakman gereken geçmiş, çok çektik be biz koç olarak. Yani 7 sene bir döngünüze çok çektik evladım, çok. Şimdi diyor ki, bırakman gerekenleri bırak kız. Hiç hayatında yük taşıma. Tamam mı? Sana diyor ki burada sen bir imparatoriçesin ve sana diyor bak, kutsal adam, çok severim. Diyor ki hayatında kıymet veren, değer veren bir yeni bir insan gelecek sana diyor. Sen işle ilgili diyor kimseyi dinlemeyip kendi yolunu önüne bakacaksın diyor. Kariyerine diyor, çok güzel şeyler önünde seni bekliyor. Yalnız kötü düşünme diyor. Olumsuz düşünme. Düşündüğün zaman işin ters gidiyor diyor. Bizde de öyle bir salaklık var. Ne yazık ki. Zahir Sakine'ye döner mi? Evlilik olur mu demiş. Sana kim kime dönüyor? Zahir Sakine'ye döner Zamanı. mi? Bakalım. Evlilik olur mu? Zamanı var bebeğim. Dönecek. Zaten arıyor. Mesaj da atacaksan. Dönecek aşkım. Dönecek. Bir sıkıntı yapma. Hak ettiğin o sevgiyi, huzuru, sana hak ettiğin o şeyi verecek bu. Salak. Cengiz eşinden ayrılacak mı diye birisi sormuş. Cengiz eşinden ayrılacak mı, boşanacak mı diye birisi sormuş. Demek ki üçlü ilişki. Büyük ihtimal. Bakalım.
Şimdi bu adam planlıyor, harekete geçeceğim ben diyor. Bir şeyler yapacağım inşallah diyor, tamam mı? Fakat ailesini kurban etmek de istemiyor. Seni de hayatında tutmak istiyor. Peki bu adam gerçekten boşanır mı, boşanmaz mı? Ver. Daha diyor zamanı var. Belki bir sene falan sürebilir diyor. Deniz demiş ki Kutsi ile bir geleceğimiz var mı? Kutsi. Kutsi diye bir şarkıcı vardı ha, değil Ha, mi? evet. Kutsi ile Deniz'in bir geleceği varmış mı? Alalım bakalım. Huzur var kızım, bak huzurlu bir evlilik, huzurlu bir geleceğiniz olur diyor. Şimdilik boşluktasınız. Bu bir hatalar yapacak ama sen kabul eder. Bunu düzeltirsen gerçekten geleceğiniz de olur. Huzurlu da mutlu olursunuz da diyor. Hatasız kız olmaz. Hatamla Ama sev sev beni beni diyor. demişler yani. Bak, kimse dört dörtlük değildir. Önemli olan hatasından, kusurlarından ders çıkarıp size gelmesi. Anlatabilir mi? Zaten herkes herkesin hayatına bir öğreti olarak giriyor. Bir ders almak için geliyor. Bir şeyleri öğreterek gidiyor. Yani bunları bir kere kabul edersek, bak hayatımda gelmiş geçmiş benim bütün herkese ben teşekkürler ediyorum. Niye dersen bana çok şeyler öğrettiler yani. Onlardan öğrendiklerimden Allah razı olsun ki benim ilerlemem, benim gelişmem için hayatıma çok güzel. Bunu yaparsan zaten vedalaşırsan kimseye kin, nefret duymazsan zaten önünde çok güzel şeyler sizi bekler arkadaşlar. Onun için saplantı içerisinde kalmayın, devamlı ilerleyin diyor. Allah önünüze daha iyi, daha güzel şey. Bir de kalbinizde fesatlık, kıskançlık, nefret, kin olmasın kimseye karşı. Bu çok kötü bir duygu. Ben hayatta kimseye karşı ne kıskançlık, ne nefret, ne kin tutamam kardeşim. Öyle bir yapım yok. Ben bir ateş gibi parlarım, 2 saniye sonra geçer benim, gider özür dilerim. Böyle bir yapım var. Son birkaç soruyu alacağız, Tamam. bitiriyoruz. Çünkü ben şimdi video çekip YouTube'a koyacağım. Güzel bir açılım yapacağım. Orada bir izleyin beni bakayım. Gülümserlere Mesut'u nasıl bir gelecek bekliyor? Gülümserle Mesut'u nasıl bir gelecek bekliyormuş? Gülümserle Mesut'u nasıl bir... Vallahi güzelim. Bak güzel, sana değer de veriyor. Gerçekten de seviyor. Sana diyor ki biraz bir önünüzde zorluklar var ama bunları diyor sabır ederseniz diyor güzel bir geleceğiniz olur diyor. Birkaç soruyu alacağım. Yoruldum. Evet, artık Ben yoruldum. enerjiler. Enerjiler bir yoğun bir yoğun burada. Var ya, benim yerimde olsanız vallahi çatlarsınız ha. Söyleyeyim size. Neyse, sen oradan enerji yüklüyorsun, ben seni Enerji, buradan enerji, temizliyorum. sinerji. Enerji, enerji, sinerji. Allah, enerjim geldi lan. Aynur oradan ne yaptın bana? Şşt. Hıy. Evet. Yayın bitti mi? Devam mı ediyoruz? Bakalım yayında mıyız? Yanılmayız herhalde. Bakalım. Yorumlar görünmüyor ama ilginç. Bir dakika, Bir tekrar konuşalım da ondan çıkıp sonra kapatalım ya. aha Şimdi bir tekrar insanları çıkıp tak yok bir ama suratına değil. şey değil de yayın Bakın. şu anda sıkıntılı mı görünüyor? Bilmem. Gayet güzel ilerliyor burada. Orada tuttu. Şeyde Şimdi herhalde var sıkıntı güzellerim. senin için. Eğer bakamadığım, cevap veremediğim olursa kimse gönül koymasın, tamam mı? Şimdi ben buradan Tekrardan, okuyayım. tekrardan Bir tane daha buldum. Okuyacağım. açılım yaparız. Tekrardan sorularınıza cevap veririz. Kırılmaca, üzülmece, darılmaca yok. Bu biraz da şans işi. Yani belki duymak istemediğiniz şeyler olur. Duymayacağınız mesajlar olabilir. Onun için alınmamışsınızdır. Bunun için de yani buna sıkıntı yapmanıza gerek yok. Biz sık sık yapacağız artık. Yani sık sık burada olacağız. Onun için hiç sıkıntının, üzüntünün bir anlamı yok. Çok çok böyle bir sıkıntıdasanız oradan yazarsanız. Yani herkes de yazmasın bak. Aa, böyle onu da bazen sorun Hilal problem oluyor. Murat'ı bırakmalı mı? Bırakırsa değerini anlar mı demiş bir Hilal tanesi. Murat'ı bırakmalı mı? Bırakırsa değerini anlar mı? Hadi bakalım. Hayaller olmuyor. Oturayım. Hadi. Biraz korku vermen lazım. Anlar mı? Anlar. Tamam mı? Seninle uğraşsın biraz bakayım bu Murat. Onu ben sana söyleyeyim. Evet, değerini anlar güzelim. Kendi değerini önce kendin bil, sonra o anlayacak zaten deniliyor. Biraz keskin olmadan Murat'la yap bu işi. Mehtap'ın sonunu güzel olacakmış. Murat'la Mehtap'ın ne? Murat'la Mehtap'ın sonu güzel olacak. Murat'la Mehtap'ın sonu güzel olacak mı? Vallahi dönüm noktasıymış. Olacak mı? Yok güzelim, sonu vermiyor. Vermiyor. Evet, şimdi
Vedamızı yapalım. Canlarım, hepinizi çok seviyorum. Gerçekten çok 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 seviyorum sizi. İyi ki varsınız. Tekrardan yapacağız bu tarz. Şimdi özellikle şuradan şunu söyleyeyim. Randevu istiyorsunuz. Şimdi ben zaten ayın 29'undan sonra, evet, en son açılımımı 29'unda yapacağım. 29'undan sonra artık randevuları alabiliyoruz, oluşturabiliyoruz. Ocağın ikisine çünkü falan. Ocağın ikisine doğru falan. Çünkü biz oğlumla tatile gideceğiz. Tatile gideceğimiz için de yani oğlumla zaman geçireceğim ben. Annem, oğlum falan. Onun için de şey alamıyoruz. Açılım alamıyorsunuz. Biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı olacak 4 gün zaten. Biz Urla'ya gitmeye niyetimiz var. Onun için buradan ileteyim. Yani bizim de dinlenmeye hakkımız var. Hani üstelemeyin. Zaten o zamana kadar full doluyum yani. Full doluyum. Buradan onu belirteyim. Arada boşluklar boşluk oldukça olursa alıyoruz. Alıyoruz zaten. Ona haber veriyoruz. Hani bu zamandır diye. Sizleri de çok seviyorum. Öpüyorum. Hepinize buradan sağlıklı, huzurlu görüşemezsek Allah hepinizin gönlüne, kalbine göre versin. Yeni yılda bol kazançlar, güzel aşklar, istediğiniz gibi her şey bollukla olsun böyle. En önemlisi de sağlık, huzur olsun. Gerisi zaten her şey oluyor canlarım benim. Çok seviyorum sizleri ve çüss diyorum. Hepinizi çok seviyoruz. İyi yıllar, iyi seneler herkese. Çüss.